Efendim iyi akşamlar. Ana Haber'desiniz. TV 100 ekranlarında Cumhur İttifakı'nda son anda iki sürpriz birden yaşandı. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokollerinin sunulması için son gündü. Saat 15.30 olmuş. Cumhur İttifakı halen gelmemişti. Gecikmenin nedeniyle ilgili kulisler çalkalanırken yeniden refahın Cumhur İttifakı'na katıldığı ortaya çıktı. Yani gecikmenin de ondan kaynaklanmış olabileceği Fatih Erbakan da imzayı attı. Böylece dört partili Cumhur İttifakı protokolü YSK'ya teslim edildi. Nefes nefese bir süreçteyiz. Gerçekten öyle. Yani e, artık bilmiyorum nefes aldığımız anları mı hesaplayalım, nefesimizin kesildiği anları mı hesaplayalım, şaşırdık. İkinci sürprizse Hüdapar'dan geldi. Resmen ittifak protokolünde yoklar ama AK Parti listelerinden seçime gireceklerini açıkladılar. Yani Cumhur İttifakı bu seçime 4 artı 1 formülüyle giriyor. Bu da ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım diyen Sultan Fatih'in davasıdır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık. İttifaklar için son bir saat kala Cumhur cephesinden iki sürpriz birden geldi. Önce yeniden refahın katıldığı duyuruldu. Ardından Hüdapar AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. Yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlı içinde yol almaya devam edeceğiz. Gayret bizden, Tevfik Allah'tan, hayırlı olsun diyorum. İttifak protokollerinin YSK'ya sunulması için bugün son gündü. Saat 17'ye yaklaşırken Cumhur İttifakı halen ortalarda yoktu. Gecikmenin nedeniyle ilgili türlü senaryolar ortaya atıldı. Cumhur İttifakı heyetinin YSK'ya gelmesiyle düğüm çözüldü. Çünkü yanlarında yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve ellerindeki ittifak protokolünde dördüncü bir imza daha vardı. O da yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a ait. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular ve Cumhur İttifakı adı altında yol almaya birlikte inşallah devam edeceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dört partinin seçimlere tek çatı altında gireceğini böyle duyurdu. Ondan birkaç dakika sonra Hüdapar'dan da ikinci sürpriz geldi. AK Parti listelerinden seçime gireceklerini açıkladılar. Bunda MHP'nin Hüdapar'la ilgili itirazı etkili oldu. Soru almayacağız. Soru almayacağız. Peki Cumhur İttifakı'nın dört partiye çıkmasının perde arkasında neler yaşandı? Kulislere göre üç gün önce Büyük Birlik Partisi lideri Destici araya girerek Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Mutlaka Cumhur İttifakı'nda yer almanız gerekli dedi. Dün de destek Bahçeli ve Erdoğan'la bir aradaydı. O sırada iki kez Erbakan'dan telefon geldi. Partilerin kurmayları tarafından yapılan görüşmelerin sonunda yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılmış oldu. Fatih Erbakan bu kararla Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza kampanyasını da dondurdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. 3 günden beri Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için imza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, bütün vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet duydunuz Erbakan adaylık yarışından çekildi. 100 bin imza kampanyasını dondurdu. Tam 18'de yaptı bu açıklamayı. İşte artık o saatten sonra kendisine imza atan olmayacak olmamalı. Yani 27 Mart akşam 20'ye kadar bu rakamda kalacak. Ne demek oluyor bu? 69.054 rakamında kalacak. Böylece yarışı 100.000 rakamına ulaşmadan dondurmuş oldu yarıştan bu şekliyle çekilmiş oldu, bitirmiş oldu onu belirtelim. Şimdi ilk defa TV100 ekranlarında çok merak edilen o mutabakat metnini göreceksiniz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Nedir o mutabakat metninin maddeleri? Yeniden refah biliyorsunuz o metinde bazı anlaşmazlıklar olmuştu. Bundan dolayı ben tek başıma Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Biz ittifaka katılmıyoruz açıklaması yapmıştı. Nefes nefese bir süreç. Fatih Erbakan yapmıştı bu açıklamayı. Bugün bir gecikme YSK'ya giderken bir gecikme acaba tam süre dolarken niye bu kadar gecikme var falan derken anladık ki masaya geri döndü. Bunun açıklamasını da yaptı. Az önce sizlerle paylaştık. Peki tv 100 ekranlarında ilk defa TV yüz ekranlarında göreceğiniz o mutabakat metnini tek tek okuyalım mı bakalım mı göz atalım mı? Birinci madde üretim istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması talepleri ve imzalanmış olan biliyorsunuz imza çok çok önemliydi. İmza vurgusu vardı zaten ee, özellikle yeniden Refah Partisi'nin bütün kurmayları başta lideri Fatih Erbakan olmak üzere biz imza istiyoruz protokole imza istiyoruz şeklinde. İşte o imza vurgusu imzalanan metin. İkinci denk bütçe ve milli kaynakların harekete geçirilerek faiz yükünün azaltılması, enerji yerli kaynakların kullanılması, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması, çiftçi esnaf ve üreten kuruluşların faiz borçlarının silinmesi, ana paranın faizsiz yapılandırılması, Çiftçilere arazi değil üretim desteği verilmesi ve e, yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması, belediyelerin borçlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve israfların önlenmesi maddesi var. Tarımsal kotaların kaldırılması yine çok önemli maddeler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması bir diğer madde. Çok merak edilen mutabakat metnini şu anda sizlere ilk defa TV 100 ekranlarından aktarıyoruz. Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi yine çok çok önemli. Son günlerde biliyorsunuz hep emeklilerle ilgili konuşuyoruz. Asgari ücretin altında kalan emekli maaşları 7500 liraya çıkarılmış olmasına rağmen bunda da çok önemli bir gelişme. İHA, SİHA'lar, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatlarının üretiminin desteklenmesi, din, dil, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan herkes için adaletin tesis edilmesi. Atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınması elbette bu madde e, konuşulacaktır. Üzerinde çok fazla konuşulacak maddelerden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Adalet ve liyakatta herkes mutabakat e, mutabık kalacaktır. Aile bütünlüğünün dikkate alınması kısmı dikkat çekici. İstanbul Sözleşmesinin iptalinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması biliyorsunuz en çok tartışılan konuların belki de başında geliyor. Kadına şiddetin ciddi anlamda hüküm sürdüğü bir ülkede kadını korumakla ilgili, kadına karşı şiddeti önlemekle ilgili yasa İstanbul Sözleşmesi'nin de çatısı 6284 hatta İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı zaman en azından çatı duruyor. 6284 duruyor denmişti. Böyle söylenmişti. Şimdi 6284'teki e, tartışma biliyorsunuz e, direkt e, Derya Yanık Aile ve e, Sosyal Politikalar Bakanı gerek Özlem Zengin gerek Fatma Şahin üzerinden de çok tartışılmıştı. Onların e, muhalefet şerhi çok tartışılmıştı. Şimdi burada şöyle bir ifade var. 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması elbette bunun üzerine de çok konuşacağız. Çok fazla tartışacağız önümüzdeki günlerde. 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi, Fulbright Komisyonu'nun faaliyetlerinin sonlandırılması, DSO ile yapılan sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde İslam kardeşliği esas alınarak ırkçılığın önlenmesi ve devlet millet kaynaşmasının sağlanması, D8'in canlandırılması ve D60'ın temellerinin atılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış haklarından taviz verilmeden daha fazlası için gayret edilmesi, Kudüs'le ilgili kırmızı çizgimizin Korunması, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşünün temin edilmesi, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetler giderilmelidir. Bu konuda hep yeniden refah çok net bir şekilde bir milyondan fazla mağdur edilen erkek var. Bu süresiz nafaka meselesiyle ilgili bu vurguyu hep yapıyordu zaten başından beri. E, haksız nafakaya karşı onların haklarını biz savunacağız diyorlardı. Süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesi diyorlar. Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi zinanın suç sayılması, mazottan vergi alınmaması, gübre fiyattan en az %50 sübvansiyon uygulanması, engellilerin maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. İşte TV100 ekranlarından mutabakat metnini ilk kez duymuş oldunuz. Tabii ki çok fazla üzerinde tartışılacaktır, konuşulacaktır. Önümüzdeki süreçte eminim televizyon ekranlarında üzerinde herkesin konuşacağı maddeler var. Biz mutabakat metnini buradan size duyurmuş olalım. İlerleyen saatlerinde zaten yorumcular yorumlayacaktır bunu siyasilerde de tabii kendi açılarından.